Ortadoğu belki de dünya coğrafyasının en karmaşık, en sorunlu ve en önemli bölgesi. Tarih boyunca çok sayıda savaş, işgal ve katliama maruz kalan Ortadoğu, günümüzde İslam dünyasının adeta kanayan bir yarası. 20. yüzyılın en büyük değeri haline gelmiş olan petrol sayesinde büyük önem kazanan Ortadoğu, 19. yüzyılın başından bu yana dünyanın en istikrarsız, en kanlı bölgelerinden biri haline geldi. Savaş, terör, işgal, katliam, çatışma gibi kelimeler Ortadoğu halkının günlük hayatının adeta bir parçası oldu. Ama Ortadoğu hep böyle değildi. Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin kutsal mekanlarını barındıran bölge, tarih boyunca en uzun istikrar dönemini Osmanlılar zamanında yaşadı. Ortadoğu halkları 400 yıl boyunca adalet, barış ve güvenlik içinde yaşam sürdü. Bölgenin büyük bir bölümü 1517'de Yavuz Sultan Selim'in fethiyle Osmanlı topraklarına katılmıştı. Ardından Hicaz topraklarının da Osmanlı sınırlarına dahil edilmesiyle birlikte bölgede tam anlamıyla bir Osmanlı hakimiyeti sağlanmıştır. Osmanlı hakimiyetiyle birlikte bölgeye huzur, bolluk ve refah gelmiştir. Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere tüm Türk hükümdarları da Kudüs topraklarına özel bir ilgi göstermiş, imparatorluğun en zor ve sıkıntılı günlerinde dahi bu bölgeyi ihmal etmemişlerdir. Kurulan vakıflar ve eğitim kurumlarının yardımıyla halkın maddi durumu kadar kültür seviyesinin de yükselmesi için çaba göstermişler, bölgede köklü bir medeniyet kurmuşlardır. Ancak bu toprakların Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla birlikte Ortadoğu'yu etkisi altına alan ve aşırı şiddet içeren politikalar bölgede var olan dirlik ve düzeni bozmuştur. Balkanlardakine benzer bir süreç 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başında Ortadoğu'da da yaşandı. Osmanlı'yı bu bölgeden sürmek ve kendi egemenliklerini bölgeye yaymak isteyen güçler bu kez İngiltere ve Fransa'ydı. Özellikle de Ortadoğu'nun dünyanın en zengin petrol yataklarını barındırdığının fark edilmesiyle birlikte bu iki güç Ortadoğu'yu paylaşma yarışına girişti. Bölge üzerinde benzer hayalleri olan Almanya ve Rusya'yı 1. Dünya Savaşı ile diskalifiye ettikten sonra da bölgeyi paylaştılar. İngiltere ve Fransa eski Osmanlı vilayetlerinden yapay devletler oluşturdu. Bağdat vilayeti Irak adlı bir devlete dönüştürüldü ve İngiliz egemenliğine bırakıldı. Halep ve Şam vilayetlerinden de Suriye isimli bir devlet çıkarıldı. Öte yandan tarihsel olarak Suriye'nin bir parçası olan Beyrut ve çevresi ise Lübnan adıyla ayrı bir devlete dönüştürüldü. Daha güneyde Ürdün Nehri'nin batı yakasında ise o zamana kadar sadece coğrafi bir bölge olan Filistin bir devlet haline getirildi. Nehrin doğu yakasında ise Ürdün adında bir devlet kuruldu. Ne var ki bu devletlerin hiçbiri etnik ya da dini bir birliğe dayanmıyordu. Bu dönemde bölgeye üçüncü bir güç daha girdi. Siyonizm, yani Filistin'de bir Yahudi devleti kurma hedefindeki Yahudi milliyetçiliği. Siyonistler Ortadoğu'ya Sultan Abdülhamid zamanında girmek istemişler ama sultanın sert tepkisi sebebiyle beklemek zorunda kalmışlardı. Bölgenin Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinden çıkması onlar için büyük bir fırsat oldu. Ortadoğu'da 100 yıldır devam eden, özellikle de İsrail'in kurulmasından bu yana şiddetlenen karmaşanın nedeni Osmanlı sonrası yapılan bu düzenlemeydi. Osmanlı sonrasında oluşan otorite boşluğu, Batılı güçler tarafından hiçbir zaman doldurulamadı. Fransa ve İngiltere, Orta Doğu'ya istikrar ve barış getiremedi. İngiltere'nin koruyucu kanatları altında gelişen Siyonizm ise kısa sürede bölgenin geneline yönelik bir tehdit haline geldi. Hastur! Haydi! Ya Allah! Bugün Orta Doğu hala Osmanlı devrindeki barış ve huzuru arıyor. Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların bir arada kardeşçe yaşadıkları, ibadet ettikleri günleri özlüyor. Orta Doğu sorununun kalıcı çözümü ancak Osmanlı'nın sahip olduğu anlayışla sağlanabilir. Orta Doğu, Osmanlı'yı aramaktadır.